Hoş geldiniz. Enflasyon muhasebeli ikinci bilanço geldi. Rodrigo'nun bilançosu geldi. Stok tutma süresi 500 gün yaklaşık. Yani 1,5 yıl. Peki 1,5 yılda ne kadar oluyor enflasyon? Yaklaşık %90, %100 civarı. Bu firmanın brüt kar marjı %48, %66. Şimdi bunun %90'ı, %100'ü gittiğinde brüt kar marjı %-20'ye düşmesi lazım normalde. Ama baktığımızda %16. Ki buna amortisman da vurmuştur. Buna rağmen yani çeyreklik. Ve çeyreklik baktığımızda yine FAVÖK üretmeyi başarmış. Yaklaşık 7 milyon TL. Yani FAVÖK'te bir çakılma olmamış. Ve daha da önemlisi, benim için asıl önemli olan kısım brüt kar marjının eksiye geçmemesi oldu. Enflasyon muhasebesi konusunda kafamızda bir şeyler şekillenmeye başlıyor, oluşmaya başlıyor. Bu gelen ikinci bilanço bence Nuh Çimento'ya göre çok daha iyi. Çünkü Nuh Çimento'da büyük bir belirsizlik yaşamıştık. Nuh Çimento'nun stok tutma süresi çok kısaydı. Bir etkisini görmemiştik yani doğru düzgün. Ama Rodrigo'nun stok tutma süresi çok uzun. Ve gerçekten bizi aydınlatacak bir enflasyon muhasebesi bilançosu geldi. Ve açıkçası beni rahatlatan bir bilanço oldu. Önümüzdeki diğer hisseler için durumlar çok da kötü gözükmüyor şimdilik. Evet, enflasyon muhasebesini anlamaya çalışmaya devam ediyoruz. Yine bilançolar geldikçe yorumlar gelebilir. Peki hazır bakmışken hisseye de bir bakalım. Asıl burada önemli olan şey tahta büyüklüğü. Halka açık piyasa değeri 240 milyon. Çok ufak bir tahta. Grafiğe baktığımızda grafik fena değil, epey dinlenmiş. Tabi hissenin FK'sı, PDD'si tabii ki yüksektir. O ayrı bir mevzu. Ama grafik fena değil yani. Hissenin zirvesi 92 lira. Eğer onu geçip biraz daha yükselecek olursa 115, 127, 148 diye gidiyor yukarı doğru. Bilanço analizi nasıl? Bilanço bence iyi çünkü enflasyon muhasebesini atlatabildi. Öz kaynaklarında da artış var. 38'den 51'e çıkmış. Yıllık kar açıklamayı başarmış. Bakın geçen yıla baktığımızda geçen yıl 44 milyon zarar etmiş. Tabi geçen yıl da düzeltildi. Enflasyon muhasebesi yapıldı. Bu yıl ise yıllık kar edebilmiş. Bence iyi bir bilanço. Peki hisse konusunda strateji, hisse gider mi gitmez mi? Yani bu hisse bilançosu için işte PDD, FK o şeyden alınmaz yani. Bu hissedeki asıl olay lotu çok az olması. Çok ufak bir tahta olması. Dolaşımda yaklaşık 4 milyon lotu var. Bir lot 65 lira. Ufak tahta epeydir de dinlenmiş. Yani spek hisse yatırımı olarak yükselebileceğini düşünüyorum. Tabi bu spek hisse çok var piyasada. Böyle lotu az dinlenmiş çok hisse var. Ve bu tarz 20 tane hisse bulunur. Böyle 20 tane hisseden şans tutarsa 5 tanesi epey yükselebilir mesela.